Şimdi onlar hanımlar daha önceden hazırlamışlar. Şimdi bize anlatacaklar neymiş bakalım bunun püf noktası. Kendi halinde yoğuruyor, 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyor, o kendi dinleniyor. Kendi kabarması yani. Evet, ondan sonra açıyoruz. Açtın mıydı biraz dinlenmesi lazım ki güzel açılması için. Şimdi çiğ süreceğim dedin. Çiğ süreceğim. Anlat bakalım çiğ nedir? Çiğ biz sütten yapıyoruz. Ekşimiş sütten sütü sağıyoruz ineklerden, bir kovaya süzüyoruz. O ekşiyor da. Kendi halinde, kendi halinde bir şey koymuyoruz. Hı hı. Yoğurt tutar gibi tutuyor. Ondan sonra torbaya aktarıyoruz. Torbalıyor. Ondan sonra da çektikten sonra herhangi bir neye boşaltırsan boşaldın, tuz sepersin. Ağzını kapatırık durur. Her ne zaman böyle hamur işi yaparsak bozulmaz o zaman. Bozulmaz mı? Bozulmaz, dolaplarımıza koru. Soğukta durduğu anda bozulmuyor diyorsun. Kış günü koymayız dolaba. Yaz günleri de dolabımıza koru. Evet, o hazırlandı, şimdi fırına giriyor. Biz bizi çıkarıyoruz. Çıkar bakalım. Öf of 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 of. Şu üzerine sürdüğün çiğ kızardı böyle değil mi? Sevgili seyirciler. Lezzeti işte bu. Şöyle göstereyim dumanları da nasıl çıkıyor bak. Buna kılcı gömbe deriz. Şöyle kıyır kıyır. De bükme gömbe deriz. Bu ne? Kılcı gömbe. Kılcı. Bükmesini de görelim. İkisinin de lezzeti aynı ama değil mi? İkisinin böyle alacaksın. Şuradan şöyle koparacaksın. Başlayacaksın yemeğe.